Voley izleyicileri merhaba. Bir özel röportajla daha karşınızdayız. Kıymetli bir konuğumuz var. Teknik direktör Ömer Erdoğan stüdyoda bizimle birlikte. Biz de voli yorumcusu Serkan Akkoyun'la birlikte ona sorular soracağız. Merak ettiklerimizi. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Önünde bir şey koymadan, bir kulüp ismi vermeden <laughs> söylemek garip geldi şu anda bana. Alıştık çünkü Atakaş Hatay Spor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan demeye. Hocam biraz sürpriz oldu birçoğumuz için. Evet. Çünkü basın toplantısında açıkladınız. Ne oldu size ayrılık kararı Neden ayrıldınız Hatay Spor'dan? Öncelikle teşekkür ederim. Burada bana bu fırsatı verdiğiniz için. Evet ben de çok alıştım. Hatay'ı gerçekten biz çok sevdik. Ee, i̇ki sene önce sağ olsun bize ilk defa tarihinde Süper Lig'e çıkan Onursal Başkanımız Lütfü Savaş bize bu kulübü emanet ettiğinde biz bu görevi en iyi şekilde yapıp hem kendi kariyerimizin başlangıcı hem de özellikle Lütfü Başkanımızı mahcup etmemek için ekibimle beraber çok yoğun bir şekilde iki sene bir süreç yaşadık. Çok güzel hikayeler yazdığımızı inanıyorum. Orada çok başarılı dönemler. Son belki 3-4 ay istediğimiz gibi geçmedi ama bugün iki seneye geri baktığımızda kulübü yönetimizle birlikte bir yerlerden bir yerlere getirdiğimizi inanıyorum. Çok şükür aldığımız şekilde teslim ettik. Kulübü ligde bıraktık. Sıkıntısız hiçbir zaman e, düşme potasına veya düşme adaylarının arasında göstermedik. Bu da özellikle ilk defa Süper Lig'e çıkan takımlar için çok önemli bir başarı olduğunu düşünüyorum. Bu süreç sonunda tabii ki e, bir karar vermem gerekiyordu. Bir senelik daha sözleşmem vardı ama e, ekibimle sürekli fikir alışverişinde bulunuyordum. Ve özellikle kendi açımdan e, önümüzdeki yıl e, Hatay Spor'da devam etmeyi, için kendinde o enerjiyi görmedim. Hı. Benim için yeni bir heyecan, yeni bir meydan okuma çok daha doğru olacağını düşünerek başkanımızdan bu şekilde izin istedim. Aynı şekilde de kendine izah ettim. Sağ olsun zaten çok güzel başkan, yönetim, hoca ilişkisi vardı ee, ve sağ olsun o da bizi kırmadı. Anlayışla karşıladı. Böyle bir yol ayrımına gittik. Hem benim için hem de Hatay Spor için inşallah bundan sonraki süreç hayırlı olur. Lütfü Bey zaten yani bir yandan da iletişime de çok açık biri. Yani o evet. açıdan belki zorlanmamışsınızdır ama şöyle bir şey var. Başkan Vekili Mustafa Özat Radyo Sporu konuştuğunda diyor ki yani hocayı biz çok seviyoruz. Bunu eleştirmek için söylemiyorum ama keşke önce bize söyleseydi basın toplantısında söylemek yerine. Burada da böyle bir süreç oluştu. Şimdi son maç Çoğu oyuncumun da programını bildiğim için kendilerine hatta oyuncularıma e, sordum maç sonraki programları nasıl diye. Çoğu o akşam işte Antep'ten, Adana'nın yakın havalimanlarından gece uçağıyla ülkelerine işte evlerine dönmek için zaten öyle bir program yapmışlardı. Benim de tek imkanım, fırsatım soyunma odasında oyuncularımla vedalaşma son imkanım, son şansımdı. Oyuncularımla e, maçtan hemen sonra oyuncularımla da daha basın toplantısına basına işte flash röportaja gitmeden vedalaşma konuşu vedalaşma konuşması yaptıktan sonra zaten bazı oyuncularım da bu ayrılıktan basına bazı şeyleri belli etti. Ben de oyuncularımın şimdi bu şekilde açıklamasının devamında benim orada farklı bir açıklama yapıp işte bir yorum katmam belki çok sağlıklı olmayacaktı. Dediğim gibi öyle bir karar aldım kendisini de paylaştım. Sağ olsun orada da anlayışla karşıladı. Ne yapacaksınız hocam şu anda? Açıkçası şu an ne yapacağım? Hem ailemle biraz zaman geçireceğim, hem dinleneceğim. Ama aynı zamanda da işte iyi bir proje gelirse, iyi bir teklif gelirse de devam etmek istiyorum. Çok ara vermek istemiyorum açıkçası çünkü yeni bir heyecan, yeni bir meydan okumaya dediğim gibi bu. Birkaç gün, birkaç hafta tatilden sonra eğer öyle kafama yatan bir proje olursa, bir takım olursa başlarız. Olmazsa ise bu boş dönemi de hem dinlenerek, hem ailemle vakit geçirerek, hem de eğitimime önem vererek devam etmek istiyorum. Şimdi hocam çok güzel anlattınız. Biz genelde hani toplum olarak pek vedaları başaramayız. Vedalarda hep sıkıntı yaşarız. Siz Hatay Spor'dan ayrıldıktan sonra... Aslında sadece Hatay Spor'dan değil, Hatay şehrinden ayrıldınız. Sizin şehirle de bir bağınız oluştu. Sadece Hı. bir teknik direktör olarak değil, şehrin insanı olarak da. Ve arkanızdan 100 yorum varsa 99'u iyi. Taraftarından, sosyal medya kullanıcısına kadar. Tabii yönetici de eleştirirken biz hocayı çok Aslında överek gibi. söylüyor. Evet. Belki de öyle bir hani sevgiden doğan evet. bir ifadeydi o. Hani vedaları beceremeyen bir toplum için çok önemli bir durum. Bu ilişkiyi nasıl kurdunuz? Bu bağı nasıl kurdunuz şehirle? Nasıl kurduk? İnsanlara hep olduğumuz gibi kendimizi göstermeye çalıştık. Gayet doğal hem sağ kenarında, basın karşısında, şehirde oranın halkıyla kucaklaştığımız zaman normal nasıl beni dışarıdan insanlar tanıyorsa bu şekilde gördüler. Ve tabii ki o dönem başarılı bir dönem geçirdiğimiz dönem insanlar bizi sevmeye başladı. İlk geldiğinde, ilk gittiğimizde tabii ki biraz tepki vardı. Ben çok yerel basını veya sosyal medyayı çok takip etmiyorum. Hani yorumlarım zaten kapalı ama ister istemez ekibimden sağdan soldan duyuyorsunuz. Onları da anlamaya çalıştım çünkü Türkiye'de bir alışkanlık var. Daha fazla işte özellikle Süper Lig'de çıkan takımları hep farklı hocalar yakıştırıyorlar. İşte tecrübeli, daha önce sürekli süper süperlikle çalışmış hocaları yakıştırdıkları için öyle bir beklenti içerisinde şehir. Biz gittiğimizde tabii ki insanların kafasında bir soru işareti vardı ama biz az evvel de söylediğim gibi bize verilen bu fırsatı kariyerimizin için çok önemli olduğunu ve bu fırsatı çok iyi kullanmamız gerektiğini biliyorduk, bilinçliydik. Onun öncesinde zaten bir hazırlığımız vardı. Hem e, Hatay'a gelmeden önceki kara gümrük döneminde, 6 aylık sürecinde zaten... biz orada bir tecrübe kazanmaya başladık. Hatay'a veya işte Süper Lig'e bir... hazırlık yapmaya başladık. Ondan önceki dönem... ekibimle beraber hem yurt dışında sürekli maç izleyerek, antrenman izleyerek, staj yaparak... bir şekilde o fırsat gelince... donanımlı bir şekilde oraya gittik. Hem oyuncu portföyü olarak... hem antrenman... bilimi olarak... Hem oynatmak istediğimiz oyun felsefesi, stratejisi olsun. Hepsini zaten biz kafamızda daha önce planlamıştık. Hazırlıklı gittiğimiz için işimiz kolay oldu. Tabii gittikten sonra... ...orada... ...zor bir süreç yaşadık. İlk senemiz... ...biraz sıkıntılı geçti. Özellikle ilk ayımız. Çünkü... ...transfer yapmamız gerekiyordu. Ve... ...çok hazırlıklı değildi kulüp. Türkiye'de malum biliyorsunuz genellikle hazırlıklar sezon bittikten sonra ya seçim oluyor ya hoca değişimi olduğu için kamp döneminde, hazırlık döneminde başlıyor. Normalde Avrupa ile kıyaslarsanız 6 ay önce önümüzdeki yılın kadrosunu, planlamasını, kamp yerini her şeyini belirliyorsunuz. Onun için bu konuda hem zor bir süreçti ama aynı zamanda bu transfer döneminde de başkanımız ve yönetimimizin bu transfer sürecinde bize güvenerek e, tercih hakkını ve seçim hakkını bize bıraktığı için o konuda da şanslıydık. Çünkü e, farklı kulüplerde görüyoruz daha fazla yönetimin başkanın hatta transfer yaptığı e, dönemler oluyor. Ama burada sağ olsun e, nasıl hocalığı bize teslim ederken aynı zamanda bir kulübü de bize komple teslim ettiler. İlk gittiğimiz dönem sportif direktörümüz Fatih Kavlak vardı. Onunla beraber e, çok ciddi çalışmalar sonrasında İyi bir takım kurduk geçen sene. Takımı iyi hazırladık, iyi bir başlangıç yaptık. Sonuçları aldıkça da tabii ki şehirde bize olan bakış açısı değişti. İnsanlar bizi sevmeye başladı, sağ olsunlar. Biz de e, o halkı, Hatay halkını mutlu etmek için sürekli kendimizi geliştirmeye, takımı daha iyi taşımaya, e, ekimle beraber çok yoğun bir şekilde çaba harcadık. Devamında da çok güzel bir bağ kurduk. Taraftarlarla da bir bağ kurduk. Giderken tabii ki nasıl onlar üzüldüyse bizim için de çok kolay olmadı bu ayrılık. Çünkü son iki yılımız evimizden fazla orada geçirdik. Bu son iki yılda belki Ekim'le beraber en fazla 7-8 sefer kendi çocuklarımızı, ailemizi görme fırsatı buldu. Onlar da birkaç günlüğüne. Onun dışında sürekli Hatay'da yaşadık. Her yeri tanıdık. insanları tanıdık. insanların bize olan e, davranışlarına, yakınlığını, sevgisini hissettik. Tabii bu ayrılıklar zor oluyor ama profesy profesyonellikte olan ayrılıklar ağzına veren ama söylediğin gibi e, güzel bir ayrılık oldu. Türkiye'de normalde hep kavga, dövüş, birbirini suçlayarak ayrılıklar oluyor. Ama bizim hem oraya başlangıcımız nasıl güzel bir şekilde olduysa ayrılıklarımız da şehirden, e, yönetimimizden çok güzel oldu. O konuda içim çok rahat. Güzel. Bağ deyince şimdi hocanın geçmişini ben de siz konuşurken canlandırıyorum. Ee, Bursa Spor'la da çok güzel bir bağınız var. Evet. Şu anda size iltifat eden camialardan birisi. Galatasaraylıların da sizle ilgili bir heyecanı var. Ee, gelecekte bir Galatasaray teknik direktörü olma hayaliniz. Çünkü öyle sosyal medyada mesajlar da okudum. Var mı kafanızda böyle bir şey hayaliniz? İlla ki vardır da neresinde var? Ya O konu böyle. Ee, ba Futbolcuk dönemimde... E Oynadığım bütün kulüplerden hep iyi şekilde ayrıldım. Ee, ve kendimi sevdirdiğimi düşünüyorum. Burada da çok doğal bir Ömer Erdoğan olarak savaşan, mücadele eden, mağlup olduğu bir zaman, mağlup olduğu zaman bile pes etmeyen bir insanlarda bir görüntü bıraktım, bir iz bıraktım. Ee, Bursa Bursaspor'da özellikle 7 yıllık süreçte şampiyonluklar yaşadım. Futbolculuk döneminin en güzel dönemimi geçirdim. Oraya yerleştim. Orada yaşıyorum şu an. Çok sevdik Bursa Spor'u. Hala seviyoruz. E Galatasaray'da bir sene belki çok başarılı bir dönem olmasa bile orada bile insanlara işte güzel bir Ömer Erdoğan anısı bıraktım. Sağ olsun öyle yakıştırmalar oluyor. Beni de mutlu ediyor, onurlandırıyor. Tabii ki ileride niye olmasın? Galatasaray olur veya diğer kulüpler olabilir fırsat ve bir gün o e, gerçekleşirse biz de oraya gidip elimizden gelen en iyisini yapmaya çalışacağız. Yani Galatasaray'dan başkentte çalışmam gibi bir şey yok. şu anda o yok. zaman. Evet. İddialı büyük konuşmak istemiyorum. E, Serkan'a diğer konularla ilgili pas atacağım ama hazır konusu açılmışken Bursa Spor'un durumuna ne diyorsunuz? Şampiyon yaşadınız orada. Yani pazaband kolunuzda ve evet. şu anda Bursa Spor'un geldiği durum. Nasıl oldu bu? Çok üzülüyorum. Gerçekten e, özellikle Birincilikten bir daha bir alt lige düşmesi gerçekten... ...araştırılması bir konu. Kötü bir örnek... ...çoğu kulüp için çünkü... ...çok kısa bir süreçte şampiyonluk yaşamış ve ekonomi anlamda özellikle 2013'te... ...ben futbol bıraktığım zaman aynı sene rahmetli... ...başkanımız İbrahim Yazıcı'nın vefat ettiği yılda kulübün kasasında parası olan bir... ...artıda olan bir kulübü... ...yaklaşık 9 senelik bir süreçte 2013'ten bugüne bakınca... ...hem... İşte geçen başkan açıkladı, 1 milyara yakın bir borç ikincilikte olması gerçekten çok düşündürücü ve diğer kulüplerinde belki de bu konuda kötü örnek olarak alabileceği bir durum. Burada maalesef kötü yönetimin sonucunda bu duruma düştüğüne inanıyorum. Çünkü o süreci sürekli takip ettim. Ee, yanlışlar yapıldı. Üzerine daha fazla yanlışlar yapıldı. Ee, umut ediyorum e, Bursa gibi, Eskişehir gibi... taraftarlığı büyük camialar... çok çabuk bir an önce yine... E, hak ettiği Süper Lig'e... önce birinci Lig'e, ondan sonra Süper Lig'e dönüş yaparlar. Çünkü... bunlar ligimizin gerçekten renkli takımları... seyircisi olan büyük şehirler. Özellikle Bursa Sporu benim için çok farklı bir... E, şey ifade ediyor. Çok seviyorum her açıklamamda da diyorum bir gün kısmetse orayı da çok çalıştırmak istiyorum inşallah o da bir gün nasip olacak. Dediğim gibi onlar adına üzülüyorum ama büyük bir cami, büyük bir şehir bunun üstesinden de geleceğini düşünüyorum. Kolay değil tabii 1 milyar borç gibi bir rakamı bir şekilde hem o borçları indirmek indirmeye çalışırken aynı zamanda takımı yine yukarılara taşımak çok zor olacak ama inşallah bunu Başarılar diye umut ediyorum. Şöyle bir geçiş yapalım hocam isterseniz. Ee, Ömer Erdoğan deyince özellikle son iki sene Hatay bir transfer başarısı da ortada. Ve hani ben biliyorum bu transferlerde siz de az önce söylediniz. Ekibinizle beraber evet. çok büyük bir mesainiz var. Ki Hatay Spor'a gelmeden başlayan bir mesai bu. Yaklaşık 500-600 oyunculuk bir izleme geçmişiniz var. Evet. Teknik adamlar başladığınız süreçten itibaren. Müthiş bir analiz isteğiniz var. Analiz yapalım, analize önem verelim. Bu transferdeki başarıyı nasıl yorumlarsınız? Detayları tabii çok sırrını vermeden nasıl anlatabilirsiniz? Tabii işte az evvel de söylediğim gibi biz bu e, işe başlamadan önce teknik direktörlüğe başlamadan bir hazırlık yaptık ekimle beraber. Özellikle burada Özcan Pulat hocam yardımcım, birinci yardımcım bu konuda daha önce hem Bursaspor'da Spor'da şef scoutluk, Gaziantep'te, Gazişehir'de hem scoutluk hem başkan danışmanlığı yaptığı için benim de çok büyük bir şanstı benim ekibimde bulunması birlikte. Hem çok uzun geçmişe dayanıklı bir dostluğumuz, abi kardeş, işte hoca, oyuncu, sonra Ertuğrul Hoca'nın ekibinde birlikte ekip arkadaşı olduk. Birbirimizi çok iyi tanıdığımız için bu işe birlikte bir hazırlık yaptık. İsmail Hoca'mızla beraber bu boş dönemini ülke ülke gezerek e, oyuncu arayışlarına girdik. Dedik yarın bir gün işte ilk, birincilikle başlarsak şu oyuncular Süper süperlikle başlarsak bu oyuncular takip edebileceğimiz oyuncular olsun. E, bu konuda hazırlıklı geldik. Bu oyuncuların arasından aramıza kattığımız oyuncular oldu. Katamadığımız oyuncular oldu ama çoğunu kendi izlediğimiz oyuncuları kattığımız için çoğunlukla bu lige oynattırmak istediğimiz futbola e, yatkın oyuncular bize hem Maliyet açısından zorluk çıkarmayacak. Aynı zamanda da e, amacımız oyuncuları belki e, bitmiş halde değil, oyuncuları daha geliştirebileceğimiz şekilde oyuncuları alıp, hem geliştirip hem kulübe para kazandırabilecek şekilde hem de bu ligde bize yardımcı olabilecek oyuncuları tercih ettik. Dedim ki bu bir süreçti. Ee, bazı oyuncuları mesela Afrika Kupası'nda hani bildiğimiz Afrika Kupası değil sırf Afrika'da oynayan oyunculardan düzenlenen bir Afrika Kupası oluyor onu oraya gittik mesela iki tane öyle bir Afrika Kupası'nı yakaladık boş dönemde oradan mesela bir Münir'i, Kaleci'yi El Kabi mesela bu tarz oyuncuları oradan e, Akinti Olay'ı falan o tarz oyuncuları oradan biz daha önceden listemize aldık ee, dediğim gibi bu konuda da e, hazırlıklı olduğumuz için e, oyuncuları aramıza kattık ve ama aynı zamanda ligler devam ederken de sürekli araçlarımız devam etti. Ee, ekibim ve ben çalışmayı çok seviyoruz. Çok araştırıyoruz, çok takip ediyoruz. Sürekli üzerine koymaya çalışıyoruz. Onun için e, dediğim gibi bunun karşılığını alınca da doğru işler yaptığımız için e, bu konuda ekibime de çok teşekkür ediyorum. Sizi en zorlayan transferi kendiniz nedir hocam? Bundan... Kimdi? Ya Alamadığımız da. oyuncular oldu. Onları açıklamayayım çünkü yarın bir gün bir yere gidersek ne aramaya katacağız. Ama mesela <laughs> Eyüp Elkabi'ye geçen sene çok uğraştık. Alamadık. Bu sene kısmet oldu. Aldığımız mevcut oyuncular arasında Münir bizi çok uğraştırdı. Kaleci Münir. Çünkü Malaga'daydı. Malaga'nın da işte finans krizi vardı. Onu oradan koparmak kolay olmadı. Ona çok uğraştık. Çünkü kaleci konusu bizim için önemliydi. O biraz uğraştırdı. Ama mesela bazı oyuncular var. ismini vermek istemiyorum. İki senedir çok aramıza katmak istediğimiz ama maalesef ikna edemediğimiz oyuncular da var. İnşallah onlarla artık başka bir yerde birlikte çalışacağız. <laughs> Diouf ile ilgili enteresan bir hikayenizi okudum. Rezervlik maçında evet. bir detay. Bu evet. bence bunu anlatırsanız o analizdeki detay sadece nasıl şut çekti, nasıl gol attıdan bir tık sanki Tabii. fazlası gibi. Mami Diop'u zaten ben hem Almanya'daki Hannover 96 döneminden bildiğim, takip ettiğim, Senegal milli takımından Stoke City'ye gittiği dönemden takip ettiğim Önemli bir oyuncu. Bize bu oyuncu işte önerildiği zaman e, dedik son haline bakalım ne durumda diye. E, ondan sonra baktık maç görüntüleri yok. Çünkü son iki senesi daha fazla rezervlikte e, oynamış ve Stoke City'nin A takımında işte fazla görev almamış. E, bir tane rezervlik maçı vardı zaten orada hani gol vuruşları, kenar ortalarının vuruşları zaten bildiğimiz mam ediyor ama özellikle rezerv lig takımındaki bir penaltı kullanış sonrası takım 2-0 mağlup. Penaltıyı kullanıyor. Deparla topu Santa'da e, kale filelerinden alıp orta sahaya taşıyor. Düşünebiliyor evet. musunuz Süper Lig'de bir oyuncu işte bir dönem A2 vardı. Paf takımına evet. gönderip oynatabiliyordunuz. Düşünebiliyor musunuz Süper Lig'de böyle bir şöhretli bir oyuncu yolluyorsunuz. E, evet. Maç oynasın diye alt e, t, e, grubuna ve orada bir e, sahiplenmesi o takımla Karakter. bile kendine bir ait hissetmesi öyle bir e, şey görüntü bizi çok etkiledi. Dedim ki hani orada bile şey yap yani ben Mamediyof'um. E, burada zorlamasam da olur düşüncesi değil. E, orada bile takımı için mücadeleden çok çabuk zaman kaybetmeden işte beraberliği acaba yakalabiliriz düşüncesiyle o hareketi beni çok etkiledi. Tabii böyle bir durum vardı. Mami ben ilk yönetime sunduğumda tabii ki yönetim de doğal olarak e, istatistiklere önce baktı. Baktı son iki senede işte çok fazla skor katkısı yok. Onlar da hocam e, emin misin dedi yani. Çünkü e, bir laf vardır işte süperlikte tutanın da atanın da iyi olsun <laughs> diye. Onlar dedi ki hocam emin misin? Çünkü e, başkan sağ olsun bana e, forvet attığında iyi bir bütçe ayırmıştı. Yani takım içerisinde harcayabileceğimiz en fazla e, bütçeyi buna e, Santafon mevkisine ayırmıştı. Ben tabii ki başkana sunmadan önce kendisiyle birkaç kez Zoom toplantısı yaptım. Orada da zaten böyle çok ısındım oyuncuya. Karşılıklı böyle fikirlerimiz işte oynatmak istediğim oyunu buradaki işte kendimi tanıtırken ona bazı sorular sordum. Bu çok beni etkiledi çünkü çok istekli arzuluydu böyle. Geçen mesela Nuri Hoca'nın bir tane bir röportajında bir oyuncuyla e, aynı şekilde görüntülü bir görüşme yapmış. İki dakika sonra görüntüyü, konuşmayı bitirmiş çünkü karşı taraftan enerji almamış. Bizde de bazı görüşmeler öyle sonuçlandı ama Mamdiyof'ta tam tersi. Onda bu heyecanı işte bize gelip bizimle beraber olma heyecanı görünce işte başkana sunduk. Başkan tabii ki önce o da doğal olarak istatistiklere bakınca dedi ki yani hocam daha iyisini alabiliriz hani bunda fazla istatistik olmadığı için acaba bu mu değil mi diye biraz kafasında soru işaretleri vardı. Son açıkçası benim ısrarımı sürekli bu konuda Mamdiyof da ısrarımı sağ olsun o da destekledi. Kazandırdık. İlkine de gelmiş. Geldiği günden beri gerçekten üzerine çok koyarak devam etti. Hatta geçenlerde bir okulda bir söyleyişe gittik. O da yanımda işte şey, o öğrencilerden birisi çalıştığını en iyi hocalar kim dedi. O da sağ olsun Ferguson'dan sonra beni söyledi. Aynı zamanda şey hikayesini söyledi. Dedi ki ben Stoke City'de futbol bırakma noktasına gelmiştim dedi. Artık hani o kadar kötü bir süreç geçirdim orada ama artık futbolu bırakma düşünüyordum. O ara işte Ömer Hoca beni arayınca görüntülü konuşunca bana projesinden anlatınca diyor birden canlandım futbola geri dönmeye kararı verdim. İlkine de vermişim. Hem buradaki işte iki senelik süreç hem hocamla çalışma fırsatı bulduğum için. Ben de bu arada kendisine bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok büyük bir lider, iyi bir oyuncu. Bizim de bu iki senelik süreçte gerçekten sahada bu sene resmi kaptandı. Geçen sene ama sahada gerçekten kaptan gibi takımı toparladı, yardımcı oldu bize bizim için de iyi bir fırsat kendisiyle çalışma. Diyuf sizi daha doğrusu siz Diyuf etkilemişsiniz. Sizi etkileyen hocalar kim diye soracağım. Bazı isimler var ki yanlarında da hem staj yaptınız hem idmanlarında bulundunuz. Klopp, Tuhel, Lucien Favre, Roger Schmidt ve Gus Hiddink. Doğru. Belki eklemek istediğiniz başka isimler vardı. Bu isimlerden e, heybenize neler kattınız ve e, teknik adamlarınızı nasıl etkilediler? Şimdi tabii e, o takımlara gittiğim zaman özellikle bir şekilde antrenman yaptırıyorsunuz. Antrenman metotlarını tabii merak ettim. Neye çok önem veriyorlar? Nasıl bir antrenman metotları var? Ne şekilde çalışıyorlar? Hem onu izlerken ama aynı zamanda oyuncu hoca iletişimi çok merak ediyordum ve kulüp içerisindeki yapılandırma işte özellikle scouting'i nasıl yapıyorlar? Analiz, maç analizleri nasıl? O departmanlarını da görme fırsatım oldu. Onlar da benim çok ilgimi çekiyordu ve altyapı tesislerine de gezme ve orayı da görme imkanım oldu. Her hocadan farklı bir şekilde etkilendim. Bazılarına olumlu, bazılarında olumsuz. Mesela nokta nokta bize biraz ipucu verseniz orada. Bu hocaların arasında bana tamam. göre en e, mükemmeliyetçi arayan hocalardan birisi Tuhel'di. Zaten Nuri ile de konuştuğumda özellikle Nuri de biliyorsunuz Mourinho ile Klopp'la e, farklı hocalarla da çalışma fırsatı bulduğu için ona da sormuştum o dönem. Dedim ki hani çalıştığın hocalar arasında mesela özellikle Dortmund'da Tuchel ile Klopp arasında sen nasıl değerlendiriyorsun? O da aynı şeyi bana söyledi. Zaten dışarıdan da çok bariz belliydi. Dedi ki evet dedi en mükemmelliyetçi ve böyle daha az hataya şey olan, sabırlı olan Tuchel dedi. Yani antrenmanda onu yansıtıyor mu? Kesinlikle. Ha, Hatayı durduruyor. Zaten bir yapıyor. tane bir videosu var biliyorsunuz Mainz'da. İzlemişsindir bir oyuncuya işte. Ağır her gün buraya aynı şekilde geliyorsun, kafana göre oynuyorsun. Gerçekten ben de onu yaşadım. Hatta böyle söyleyeyim. Ee, Nuri bana demişti ki, Ömer abi dedi, sağ kenarında dedi, lütfen dedi, ses, telefon sesi, herhangi bir senin burada olduğunu bile fark etmeyecek şekilde dikkat et dedi. Beni de kastı hani sağ kenarından ikmanlar izliyorum, not tutuyorum ama bir yandan diyorum şimdi bir şey olacak, bize patla, patlayacak. Gerçekten mesela çok dar alanda bir pas çalışması yapıyordu, hedefsiz. Normalde ben böyle söyleyeyim. Türkiye'de o alanda o kadar oyuncuyla en fazla yapacağın 10 pas olur. Mesela 25-30 pas yapıyordu. Oyuncular sayıyor tabii veya yardımcı hoca. Mesela adam 30. pasta böyle bir pasla ama böyle şeyde değil. Yani ciddi şekilde ama pas tercihini yanlış kullanıp durduruyor. Oyuncuyu azarlayacak şekilde. İşte bu hafta sonu böyle mi oynayacaksın? İşte bu konsantrasyonla mı maça çıkacaksın diye. Şeyini gösteriyor. Orada mesela Türkiye'de 10 pası geçsen Bravo dersin, aferin dersin. Çünkü çok dar alanda, çok sayısal anlamda oyuncu var. ona bile mesela sürekli oyuncu o konuda uyarıyor, daha iyisini istiyor. O çok gözüme çarptı. Özellikle mesela Tuhel'de çok dikkat çeken şey ve benim teknik direktörlüğümde özellikle dikkat ettiğim şeyler arasında sürekli blokları kıracak pasları sürekli istiyor işte oyuncularına. Yani böyle yan yan değil, sürekli bloklar arasında. Tabii bunu yatmak için hem pas isabetini, pas şiddetini atarken Aynı zamanda orada arkadaşların opsiyon sunmasını istiyor. Sürekli blok lazım. Diyor ki adam o rakibinizden işte 4-2-3-1 olunca 4 tane blok var. Öndeki 1, sonra 3, ondan sonra 2, 4'lü savunma. Ne oldu? 4 bloku geçmeniz lazım rakip kaleye gitmek için. Bu nol ilk öndeki baştaki işte tekli santiforu geçip ondan sonra orta saha blokunu geçmek. O şey. Amaç tamamen onu bir an önce o blok arasında rakip kaleye götürmek. O beni çok etkiledi ve ben de buna çok önem veriyorum şimdi teknik direktörlüğümde. Klop'tan ne var mesela? Klop'ta mesela? iletişim. İnanılmaz can yakın. Mesela orada beni gördü, işte e, tanıştık. E, adam mesela herhangi bir yardımcısını getir dedi ki e, bizim misafirimiz ne gerekiyorsa tesis içerisinde yardımcı olun. Bir şey sormak isteyince bana, yardımcılarıma sorabilirsin. Sağ içerisindeki oyuncularla sürekli yar, şey yapması, şakalaşması, aynı zamanda motive etmesi, sürekli pozitif. Nasıl mesela maç izlerken bazı toplantıda sürekli güler yüz görüyorsak İtmanlı'da da hı. o şekilde da, davranıyor. Lucian Favre'nin de aynı şekilde mesela oyuncularla böyle saygı çerçevesinde mesela oyunculara böyle sen değil siz ile hitap etmesi ha. böyle. Hı hı. Tabii... Mesela sürekli sağda Mönchengladbach'ın tesislerinde mesela böyle bir tepe var. Sürekli o tepeyelere çıkıp oradan antrenmanı daha yukarıdan izlemesi, takip etmesi. O da mesela çok şeye detaylara, çok küçük e, detaylara çok önem veriyor. Onlar çok önemli. Roger Schmidt'in mesela ön alan baskısı. Oyunculara sürekli işte korkmayın. Savunmada mesela genellikle e, bir fazla bırakırsınız diyelim hücuma giderken dersiniz ki işte bir rakipten iki kişi kaldıysa üç kişi kalın dersiniz. Bu gözü kapalı sen de git baskıya gerekirse birebir. Hani hep sürekli oyuncularına korkusuzca ön alan baskısını uygulattırması benim çok hoşuma gitti. Onu da ben zaman zaman uygulatıyorum. İnsanla ilişkileri de çok önemli, çok seviyorum. E, Hiding de evet. en çok hoşuma giden şey ben Hiding'e mail attığımda Kendisiyle üç sefer milli takımla birlikte çalışma fırsatı buldum. Çok uzun süre birlikte olmadık. Hani mail adresi vardı attım ama dedim ki yani büyük ihtimalle okumaz veya geri dönmez. Ertesi gün hemen dönüp işte hatta ben tanıttım kendimi dedim ki hocam ben Ömer Erdoğan şu 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 dedim milli takımla. Var. Yani dedi ki tanıtmana gerek yok tanıyorum seni Ömer dedi stoperim dedi falan böyle. Ondan sonra dedi ki istediğin zaman sen bana sırf tarihleri bildir dedi gelebilirsin. Nerede hoca o sırada? Chelsea'de. Chelsea'de o. Sonra Chelsea'ye gittim. Ondan sonra bana şeyin yardımcısının numarasını vermişti. Dedi ki işte hatta yardımcım dedi bana daha önce yardımcısı mesaj attı dedi ki yarın dedi FA Cup maçı var dedi Manchester City'ye dedi. Hoca seni oraya davet ediyor dedi. Ben de gittim. İşte stadın önüne gelince bana mesaj attı dedi. Ben de stadın önüne gittim adama e, telefonla mesaj attım. Adam dedi işte şeyin orada dedi aşağıda soyunma oraya gel. Aldı beni mesela düşün maça yarım saat var takım ısınıyor. Soyunma odasının içine kadar getirdi. Orada ağırladı. Dedi ki maçtan sonra işte yine aşağıda bekliyorum seni beraber yemek yeriz. Sonra ben sana haftalık program veririm ona göre tesislere gelirsin. Konuş mesela konuşma bitti mi? Maç konuşmasından önce maç toplantısı. Maç takım dışarıda ısınıyor. Ha ısınıyor. O. Tabii. Mesela bir de Hidik gibi bir hocanın normalde bu kadarını beklemiyordum hani. Sağ olsun. O bir dönem işte 10 gün kaldım Chelsea'de. itmanlarda takımla beraber kahvaltılarda işte hep hoca beni kahvaltıya çağırdı. Gel bu taraflarını da gör. işte o zaman o tesisleri falan tabii e, muazzam bir tesise sahipler. Dediğim gibi herkes hepsinden bir şeyler katmaya çalıştım. Tabii ki oradaki şeyler farklı. Oyuncu kalitesi. Gidiyorsun işte o zamanlar Chelsea'de Pedrolar işte başka binler var. Oyuncular çok farklı seviyede. Dortmund da aynı şekilde, Leverkusen de şekilde ama benim en çok özellikle antrenmanlardan aldığım ve beni en çok şaşırtan demeyeyim mi? Aslında olması gereken şey, Ekim e, ekibime de hep anlatıyorum. Oyuncuların her itmanda, antrenmanın her bölümünde yüzde yüzde çalışması, ciddiye alması. Mesela pas çalışması yapıyorsun, Bazen biz de mesela takıma pas çalışması yaptırıyoruz. Pas çalışması yaparken oyuncular bazen böyle gayri ciddi hafife alıyorlar. Diyorlar ki yani pas. De. Ben mesela sürekli oyuncularım diyorum ki bakın pası nasıl maçta kullanacaksanız o sert pası öyle atın. Antrenman çünkü burada yapamazsak maçta yapamazsınız. Burada sürekli çok tekrarla nasıl Michael Jordan şeyinde anlatıyor işte ee, belgeselinde her gün bin tane de kaçırsam bir bin daha atıyordum. Sizin için aynı sürekli o pas şiddetini, pas kalitesini burada ne kadar tekrarla yaparsanız o şeyi artık alışkanlık haline getiriz İşte orada da mesela itman adam çıkıyor bir buçuk saatte bir buçuk saat yüzde yüzünü veriyor yani. Oyunculara da ben en çok şeyi söylediğim şey antrenmanda bazı futbolcuların bakış açısı var. Belki siz de duymuşsunuzdur. Ya ben antrenmanda böyleyim ama maçta oynarım. Öyle Antren bir ma mantalite yok. Antrenmanda neyse maçta da o zaten karşına çıkıyor hani. Onun için antrenmanı sürekli ciddiyetle yapabileceğin en iyi şekilde yapmanız gerekiyor. Ben oyuncularıma dediğim önemli şey arkadaşlar bakın. Geldiniz itmana kafanızda bir soru işareti var, problem var, evde eşinizle tarz kızar problem var ve o gün canınız istemiyor hiç çıkmayın. Ben size izin verin. O hafta sonu oynayıp oynamamanızı da etkilemez. Çıkmayın. Antrenmanın temposunu düşürmeyin. Çünkü ben %3 seniz siz itmana istiyorum. Yoksa kafamda işte soru işareti var. Hafta işte bir tartışma yaşadım. ve Problemlerim var diyorsanız çıkmayın izin yapın. Benim için de iyi, senin için de daha iyi olur. O kafayla zaten çıkarsa ne kendine bir faydan olur ne bize bir faydası. Kime olur. yakın davranıyorsunuz hocam siz şimdi teknik direktörlük Kendinizlik... kariyeriniz? Favre'ye yakın mısınız sizli bizli? Klopp'a yakın çok pozitif mi? Tuval'e yakın Hepsinin daha sert mi? bir şeyler. Arıyorum. Hangisinin ortasındasınız yani bu grafik olsa Ömer Erdoğan nerede şu anda? O yüzden Klop, iletişim, iletişim anlamda Klop'a yakınım. Hı hı. Ama mesela <laughs> e, ben de e, mükemmeliyetçiliği seviyorum hani. Klop'la Tuval arasında evet, bir yerde. Orada olacak. da mesela dikkat ediyorum diyorum ki e, hani bir işi mesela iletişim çok iyi. Oyuncuları motive ediyorum. E, kolay kolay oyunculara bağırmıyorum. E, kızmıyorum. Ama e, uyarıyorum ve mesela o ciddiyeti sürekli tekrar hatırlatıyorum. Diyorum ki istemiyor. Bu şekilde oynamanı ve o şekilde o pas atmanı istemiyorum diyorum. da artık beni tanıdıktan sonra diyor ki ya bu adam iyi niyetli. Bu adam özellikle adaletli, hak edeni oynatıyor. Ama aynı zamanda istedikleri şeyleri de yapmamızı istiyor diyor. Hani bu istediklerini yaparsam oynama şansım daha fazla. Yapmazsam istediğim kadar geçmişimde çok özel bir kariyere sahip olayım, bir isme sahip olayım. Oynatmayacaksa da oynatmıyor diyor adam. O şeyi zihniyeti oyuncuya yerleştirmeye çalışıyorum. Bir cümleniz var hocam. Aslında bu söyledikleriniz de belki bu konunun e, kapanış cümlesi olur. Sonra diğer konulara geçeriz. Alman erdemleri ile Türk tutkusunun karışımı. Doğru. İşe yarıyor mu bu Yardım. formül? Yardım. <laughs> Nasıl bir şey bu? Açabilir misiniz? Şimdi tabii Almanya'da ben yetiştim. Orada profesyonel futbol oynadım. Oradaki disiplin küçük yaştan, ilkokuldan itibaren zaten sizinle beraber büyüyen bir çok önemli bir e, yere ediniyor. Türkiye'ye geldiğiniz zaman tabii ki aynı disiplinde her zaman aynı şekilde hareket etmiyoruz. Burada bazen duygusallık oyuncuyla bazı farklı bağ kurmanız da gerekiyor. Sırf mesela bu konuda sırf e, tek yönlü olursanız, sırf otorite olursanız, sırf disiplin her şey disiplin yüzde yüz her şey dakik olacak, hatasız olacak şeyle bakmanız da e, bazen e, yanlış oluyor oradan bir şeyler, buradan bir şeyler e, onun karışımını yapmaya çalışıyor. Süper. Hocam bu sezon biraz Süper Ligi sormak istiyorum evet. size. Performans olarak ligin en iyi e, futbolcusu ve en iyi teknik direktörü kimdi desem ne dersiniz? En iyi teknik direktörü benim için açık ara Abdullah Hoca. Bunu da zaten şampiyonlukla taçlandırdı. Futbolcusu olarak da e, Vallahi zor bir soru. E, ama mesela Hamsik'i çok beğeniyorum Trabzon'da. Onunla da bir anım var. Trabzon'a gelmeden önce bir şansımı deneyim kendisiyle iletişime geçtim. Sağ olsun ama kırmadı. Menajerin numarasını verdi. Instagram'dan yazdım işte o dönem bazı oyuncular Instagram'dan iletişime girmeye çalışıyordum. Kurmaya çalışıyordum. Kendisi yazdım. Sağ olsun menajerin numarasını yazdı. Yani yok gelmem demedi. Tabii yıllık ücretini söyleyince biz geri adım attık. Hamsi gerçekten çok değerli bir oyuncu. Trabzon'da onunla birlikte mesela ön hatta işte Canini olsun, En Makame iyi oynadı. İyi oyuncular var. O işte blok kırma meselesi dediğiniz bir numara mı? Evet. Ee, evet. onun hocam yeni proje sizi ne heyecanlandırır? Size ne sunulursa heyecanlanırsınız? İlla Süper Lig mi yoksa Avrupa mı? Ne bileyim TFF 1. çok iyi bir sizi heyecanlandıracak proje gelse kabul eder misiniz? Büyük konuşmuyorum. Şu an açıkçası TFF 1. çok sıcak bakmıyorum. Hı hı. Daha fazla süperlikte kalmak istiyorum. Ee, ama yarın ne olur bilemiyorum. Bugün bunu deyip yarın gider başka bir kulüple anlaşırsam. Ama şu anki düşüncem öyle süperlikte kalmak veya yurt dışına gitmek. Ee, ne heyecanlandırırız? Yurt dışından açıkçası peki şu an hı. tabii ayrılıktan sonra... E, menajerler vasıtasıyla Katar'dan bir de Azerbaycan'dan bir teklif geldi ama oraya da çok sıcak bakmıyorum. E, benim bir tek Türkiye dışında mesela Avrupa'da ne bileyim Almanya. E, Almanya'da da Bundesliga'yı çok istiyorum olursa. İkinci Bundesliga'da Hatayspor'da Spor'da çalışırken 2-3 e, tane teklif geldi. Ama e, teşekkür ederek e, reddettim. Eninde sonunda Avrupa'ya bir şekilde gideceğiz. Bugün olur, yarın olur ama tabii ki arasında Avrupa'ya gitmek bak. Almanya bunun ligası olur, ne bileyim İngiltere Premier Ligi olur. İnşallah orada bir gün çalışmak istiyorum. Size gelirken neyle gelsinler hocam? Teklif yani teklifte sizin ilk baktığınız nokta neresidir? Para mıdır, kadro mudur, hedefler midir, Hedef. çalışma ortamı Hedef. mıdır? Hedef. Para, para kendi açımdan para çok birinci planda değil tabii ki bunun karşılığı olacak ama öyle e, biz geçen senede e, Hatay Spor'da çalışırken e, çok şükür kazandık ama belki Süper Lig'de en az parayı alan oyuncuyduk ama benim için zaten para her zaman futbolcuk döneminde de ikinci plandaydı. Birinci planda gerçekten orada gittiğim zaman yapabileceğim şeyleri gerçekleştirebilecek miyim? Yani oradaki... E, ...planlarımı, projemi gerçekleştirebilecek miyim? Hedef ne olacak? Kulübün bakış açısını... Şu an açıkçası... ...gittiğim takımda ilk 5'i 6'yı zorlayacak bir kulübe gitmek istiyorum. Avrupa popolarına gitmek istiyorum. Bundan sonraki hedefim o. Gideceğim takımda inşallah... Ee, ...belki... ...gideceğim yıl olmayacak ama... ...işte otururuz... ...başkanla bir 2-3 yıllık bir plan yaparız. Bu sene işte ne bileyim... ...şu şekilde bitirip onun hazırlığını yap... ...ama önümüzdeki yıl... ...kesinlikle Avrupa'yı zorlayan oraya doğru adım atan bir kulübe gitmek istiyorum. Hocam bazı maçlarınızla ilgili bir iki detay sormak istiyorum. Tabii ki çok uzun cevapları olan şeyler bunlar ama toparlayacak bir şekilde. Beşiktaş maçını hatırlıyorum. Bir önde baskıyla başlayan bir Hatay Spor. Hemen oradan pas hatasını değerlendirip golü bulan sonra iki pozisyon bulan. Galatasaray maçında çok iyi kontra geçişleri yapan, hücum geçişleri yapan bir takım. 4-4-2 formasyonuyla başlangıç formasyonuyla başladığınız maçlarda iki tane altı numarayı birbiriyle değişerek iki kenarı da birbiriyle değişerek sanırım eşleşmeleri bozmak için evet. oynadığınız bir oyun. Yani portföy çok geniş. Bir bu geniş portföyü kontrol etmek teknik adam olarak zor değil mi? Ya da avantajları dezavantajları neler oluyor taktiksel olarak? Ya şimdi tabii biz analize çok önem veriyoruz, o hafta rakibi çok iyi analize e, yap, analiz ediyoruz. Aynı zamanda... analize beraber... biz ne yapabiliriz? Şu mevcut kadromuz ne? Çünkü... bu sene özellikle bunun sıkıntısı çok yaşadık. Biliyorsunuz sezonu çok iyi bir başlangıç yaptık. Sonra işte Adama Traore'nin, Onur'un ve Mehdi'nin 2-3 aylık süresi ara, süre, e, aramızdan kalma sonrası... Bambaşka bir oyuna döndük çünkü orada daha az süre verdiğimiz oyuncuları bu kez hatta mevkisi olmayan normalde mevkisi olmayan oyuncuları oraya çekerek bir şekilde orayı doldurmaya çalıştık ama oyunumuz değişti bu kez. Ama dediğim gibi bakıyoruz analizde. Rakip ne şekilde hücum yapıyor, ne şekilde savunma yapıyor, nerede zaafları var ona göre o hafta içi çalışmalarımızı yapıyoruz hafta zaten bu çalışmalarda bir resim görüyoruz hani bunu yapabilecek miyiz? Ama aynı şekilde üç farklı varyasyonla çalışıyoruz. Hem maçın gidişatına göre öne geçtiğimiz zaman bu dizilişe, stratejiye geçeceğimizi, geriye düştüğümüz zaman bu şekilde bunun hepsini hazırlıklı yapıyoruz. Maç içerisinde de zaten öne geçtiğimiz zaman belli bir dakika oyunu korumamız gerekiyorsa oyuncularla talimatı verip o, o düzene geçiyoruz geri düştüğümüz zaman işte ya oyuncu değişiklikleriyle veya sağ içindeki formasyon değişiklikleri başka bir oyuna geçiş yapıyoruz. Dediğim gibi Beşiktaş şu hafta analiz yaparken geriden özellikle çıkışlarda orta saha ya arka baskı yaptığımız zaman problem yaşayacaklarını gördük. Nitekim orada Ruben'le özellikle ondan 6 numarasında çok baskı uyguladık ve yedik, yedik, attığımız gol de o şekilde oluştu. Çalıştığımızın tabii karşılığını alınca doğru yaptığımız, bu sefer oyuncuların da bize olan inancı da artıyor. Diyor ki bak hoca bu hafta bunu bize çalıştı, sonucunu aldık, doğru. Demek ki ertesi hafta daha iştahlı çalışıyor. E, hoca Oyuncular da zaten bu analize ne kadar önem verdiğimizi e, görüyorlar. Çünkü e, bazen çok tekrar, çok çok tekrar oyuncular da belki kendince diyor da, ya tamam hocam anladık ama Artık o kadar küçük detaylar var ki işte baskıya giderken hangi açıyı kapatacaksın, hangi ayağını kapatacaksın, nereye yönlendirecek, bu yönlendirdikten sonraki ikinci baskı nereden gelecek, hangi pas kapatacak. Küçük hani santimler belki metreler bunu karar veriyor. Doğru zaman doğru yerde durmazsan bu o baskıdan çıktığı zaman bu sefer sen kendi kalende pozisyon görüyorsun. Bunlara çok detaylı bir şekilde hem sahada hem sağ dışında sürekli hem bireysel analiz, takım analizinde oyuncularımıza anlatıyoruz bu şekilde de hazırlamaya çalışıyoruz oyuncuları. Şahane. Çok matematik bir iş. Evet. evet. Matematik çok zor bir iş evet. yani açıkçası. İşiniz e, size belki kolay geliyordur ama biz yorumlarken biraz zorlanıyoruz hocam ama ben memnunum. En azından konuşulabilir takımlar ortaya çıkardığınız evet. için kendi adıma e, bu vesileyle de teşekkür edeyim. Benim eğlenceli sorularım kaldı. Tamam. Ben uzan son şeyi sorayım hocam. Ramazan açıklamanız aklımda. E, Ramazan sizi çok etkiledi. Evet. Yani şimdi olsa başka bir planlama yapar mıydınız transferle ilgili? Ee, bir de çok yani Hatay Sporu özellikle ligde belki de en çok etkilenen takım Hatay Sporu olabilir. Ya tabii şimdi bu açıklamaya... siz, çok şimdi özür açık... dilerim hocam, siz yani ne kadar aslında e, Avrupa'yı bir modelle çalışmaya çalışan da bir teknik adamsınız o açıdan. Şimdi tabii ki bu açıklamayı yaptıktan sonra çok eleştiri aldım. İnsanlar, bazılar işte şeyle karşı cevap verdiler. İşte Mane ile Salah da tutuyor ama orada iki kişi tutuyor, dokuz kişi tutmuyor. <laughs> Bizde 11'den 6 hatta 7 oyuncu tuttuğu dönemler vardı. 2 kişi mesela tutsa sıkıntı olmaz. Bir de bu bilimsel olarak da zaten ortaya çıkıyor. Biz bunları tabii ki oyuncularımızla Ramazan öncesi diyetisyenimizin özellikle toplantısıyla oyunculara anlattık. Hatta ben Diyanet'ten şeyler çıkardım işte bunun kazası olabilir, zor bir iş yapıyorsunuz eğer mesleğinizi etkiliyorsa aynı zamanda burada bir kulübü temsil ediyoruz. Kulübün de bir şekilde ayakta kalması için e, galibiyete ve galibiyet sonrası federasyondan gelecek paraya bakan ve ayakta bu şekilde sağlık durabilen bir e, camiye. Aynı şekilde dışarıda bu galibiyetlerden e, para kazanacak orada e, işte e, prim bekleyen personel grubu var burada. 100 kişilik bir grup var. Tabii ki oyuncularıma bunu yasaklamadım ama bunları bu şekilde güzel bir şekilde anlatmaya çalıştım. Ve Ramazan başladıktan sonra bariz performans düşüşü, düşüşü başladı. Çünkü bunu biz şeylerde de görüyoruz. istatistiklerde görüyoruz. Koşu şeyimiz mesela bizim takım ortalama 115-120 hatta 125 kilometreye kadar koşan belli bir sprint sayısı atan 100 kilometrelere düştük. Birden 15-20 kilometre daha aşağı koşmaya başladık. Ve takım içerisinde zaten o istatistik dışında da hem antrenmanlardaki tempoyu, maçtaki tempoyu da görüyorsun. Oyuncular artık gücü yok. Hani gidemiyorlar, istiyorlar. Mesela oyuncularla konuşuyorum, soruyorum diyorum ki hani nasıl hissediyorsun? Oyuncu diyor ki ben diyor zihin, şey olarak, zihin olarak hani bu görevimi yerine getirdiğim için iyi hissediyorum. Cumhurbaşı sağdaki performansını onu göstermiyor bir şekilde bizim için sürekli bu konuyu da tekrarlayıp sanki hani insanlara bahane üretiyormuş gibi oluyor ama gerçekten bizi etkiledi. Çünkü 6-7 tane oyuncu birden tutarsa ve rakiplere soruyoruz. Biz de merak ediyoruz. Ya rakip takımın hocasına işte maçtan önce bir oyuncumuz var. var mı tutan? Yok diyor. İşte bazı hocalar tutturmuyor, yasaklıyor Bazıları da serbest bırakıyor ama oyuncular tutmuyor. Ben mesela kendi futbolcu dönemimde tutamadım. Denedim. Maç günü zaten e, o dönemde e, antrenmanlarda bile bir iki kez Ramazan başlangıcı denedim. Vücudum kaldırmadı. Çünkü e, konsantrasyonum, bakış açım değişiyor. yani Mesela e, kolay değil gerçekten. E, o şekilde değerlendirdik ama e, dediğim gibi e, bizim için de bir tecrübe oldu. Hocam iki tane sorum var. O şekilde toparlayabiliriz. Bunlar kısa eğlencelik sorular. Bir, bir röportajınızda okudum. Çok iyi bir Bayern Münih taraftarı olduğunuzu söylemişsiniz. Evet. Öyle mi gerçekten? Bayan ya Münih çocukluğum dedik. takımı nasıl çocukluğum. Türkiye'de çocukken bir takım tutuluyorsa ben de Almanya'da hep Bayern Münih destekliyorum. Çocukları. Nasıl şu anki durumu sizce Bayern Münih? Şampiyonlar Ligi gelmedi. Bayern erken elendi. Ya Bayern Münih, Almanya tabii ki Almanya içinde süre yıllardır 10. lig şampiyonluğunu <laughs> elde etti ama artık tabii ki oradaki makas çok açıldı. Özellikle Belki Dortmund tek zorluyor. Onun dışında zorlayabilecek ben Münir hiç herhangi bir takım göremiyorum ama tabii ki onların şeyi, asıl şeyi Şampiyonlar Ligi'nde en az yarı final veya finali görmekti. Orada başarısız oldular. Evet, yeni bir genç bir hocayla Nagelsmann'la başladılar. Bayağı bir transfer de yaptılar ama bazı sıkıntılar da yaşadılar açıkçası. Çünkü kupada da farklı bir şekilde mağlup hmm. olarak elendiler. Tabii takip ediyorum. Ee, ama e, bu şampiyonlar ligine özellikle finale veya yarı finale istiyorsanız kesinlikle bazı meklerde güçlendirmelerini gerektiriyor. Peki hocam. Son sorum da şu. Yine eski bir röportajınızda gördüm. O zaman futbolcusunuz. Ee, yeni çocuğunuz olmuş. Ve çocuk eğitimiyle ilgili kitaplar okuduğunuzu ve okuduğunuz kitaplardaki işte anlatılanları uyguladığınızı ve sonuç aldığınızı söylüyorsunuz. Ben şu çıkarımı yapıyorum. Çocuk eğitimi için kitap okuyan Ömer Erdoğan demek ki bir kitap kurdu da diyebiliriz. Evet. Şu anda okuduğunuz kitaplar ya da son dönemde merakınızı celbeden kitaplar neler oldu? Vallahi şimdi futbola dair kitaplar okuyorum işte. Pocket Union'un şimdi belgeselini okudum. Ondan önce işte Jürgen Klopp'un, Mourinho'nun işte... Farklı farklı bir şekilde kendimizi geliştirmek. Şimdi mesela e, Abraham neydi? Don Abraham mıydı? Onun mesela şey anlamda Bilmiyorum. psikolojik kitapları evet, var. Spor, Onları psikolo. evet onu okuyorum işte. Çünkü ona da çok önem veriyorum. Özellikle futbolcularla iletişim anlamında kendimizi geliştirmeye çalışıyorum. Dediğim gibi çocuk şeyinde de eğitimde de çocukları nasıl daha iyi eğitebiliriz diye eşimle beraber bu konuda da kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Süper. E, Ağzınıza sağlık. Hocam <laughs> ayağınıza sağlık. Var mı eklemek istediğiniz, anlatmak istediğiniz bizim belki eksik sormuşuzdur. E, Bence gayet güzel geçti. E, keyif aldım. E, teşekkür ederim bize bu fırsatı verdiğiniz için. Biz Tabii teşekkür ederiz hocam. Ayağınıza sağlık. E, Serkan eline sağlık. Senin de. Her zamanki gibi. Bu izleyicilerine çok teşekkür ediyoruz. Lütfen beğenilerinizi yazın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Bir başka özel röportajda karşınızda olacağız. Hoşçakalın.